Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser veren Murat Dağkılıcı hem hayranları, hem sanatçı arkadaşları, hem de oyuncu eşi Merve Boluğur yalnız bırakmadı. Konserin sürprizi ise Boluğur Dağkılıcı çiftinin dünyaya getirecekleri çocuklarına bırakacakları mirastı. Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'dan doğacak çocuklarına dev miras. Bu şarkıyı da biz zaten hatıra olsun diye yaptık. Hem de çocuklarımıza bir anı olsun diye istiyoruz. Dalkılıç'ın Harbiye konserinden hiçbir yerde görmediğiniz görüntüler ve röportajlar Magazin 8'de. Ben radyomu açarım yemek yaparken, hep dinlerim. Düzgün biriyle karşılaşınca mutlaka olacaktır. Binlerce İstanbullu konser için Harbiye'ye geldi. Albümlerinin içinde bulunan bütün şarkıların hepsinin iyi olduğu belli başlı sanatçılardan seviyoruz. Dinlemeye geldik. Hayranları çok heyecanlıydı. Mutluyum, onu göreceğim. Kaç yaşından beri takip ediyorsun? Ben 2 senedir bu kadar çok ilgim oldu. Ondan önce yoktu ama seviyorum. Tabii ki Murat için geldik, buradayız. Epik albümü çıktı. Onu orada izleyeceğiz. Gerçekten şu anda çok heyecanlıyız. Yani bütün albümünü ezberledik ve burada bağıra çağıra söylemek için onu bekliyoruz. Çok... Dalkılıç'ın yakın arkadaşı Pelin Karahan da konserdeydi. Murat Dalkılıç'ın konserindeydi. Evet, arkadaşımıza desteğe geldik. Vallahi işte bir ay öncesinden Merve hemen söyledi. Geliyorsunuz diye, tamam tabii ki dedik. Pelin Karahan şarkı söyleme yeteneğinin olmadığını söyledi. Ben söylemem, yok ben söylemem. Ben dinlerim sadece. Ben radyomu açarım yemek yaparken, hep dinlerim ama söylemem. Bensu Soral ve Hakan Baş çifti de konsere gelen isimler arasındaydı. Murat Bey canımız ciğerimizdir. O yüzden bu gece de onu yalnız bırakmak istemedik. Birkaç gün öncesinden beri bu geceyi bekliyoruz sabırsızlıkla. Öyle, güzel, keyifli. Serenay Aktaş ise siyah beyaz uyumuyla adeta imza atarak kameralar karşısına geçti. Evet, ben daha önce hiç izlemedim açıkçası. İlk defa izleyeceğim, merak da ediyorum. Serenay Aktaş kalbinin boş olduğunu belirtti. Ben de bayağı bir karışık. Yok ya, ben iyiyim böyle, işim, ailem, öyle devam ediyorum. Düzgün biriyle karşılaşınca mutlaka olacaktır ama şu an kariyer odaklı ilerlemek istiyorum. Bence kısmet böyle şeyler. Güzel oyuncu bir vampir filminde Çağatay Ulusoy'la rol almak istiyorum açıklamasının yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekledi. Türkiye'de kim yakışır diye soruldu ve ben de isim verdim ama kendime yakıştırmadım. Kendime öyle bir yakıştırma yapmadım. Ben vampir filmi zaten çok büyük bir hayal ama umarım böyle filmler bir gün çekeceğiz. Öyle bir filmde oynadığım sürece kiminle oynadığımın hiçbir önemi yok. Bunu çok açık söyleyebilirim. Brad Pitt dururken kimse kusura bakmasın yani. Murat Dalkılıç'ın değerli eşi Merve Boluğur da Siyahlar içinde konseri izlemeye geldi. Vallahi Murat'tan daha heyecanlıyım. İnanın daha heyecanlıyım. Aylardır hazırlanıyor. Çok büyük bir emek verdi. Ben de manevi olarak ona çok büyük destek verdim. Bugün çok güzel sürprizler göreceğiz hep beraber. Her başarılı AK'nin arkasında bir kadın vardır. O yüzden destek oldum. Eşi Murat Dalkılıç'ın yeni albümünde Boya Gitsin isimli şarkıda düet yapan Merve Boluğur, sahneye çıkacak mısınız sorusuna esprili bir yanıt verdi. Ben bilmem, eşim bilir. Evde böyle midir son söz eşiniz mi? Hayır, evde değil. Dışarıda. Boya Gitsin'in klibinde rol alacakmış Merve Boluğur. Böyle bir düşüncemiz var ama şu anda ne zaman çekileceği belli değil. Ama hem bize hem de çocuklarımıza bir anı olsun diye istiyoruz. Çocuklarımıza anı işte. Tabii Boya gelecek, gelelim bari. Gelecek planlarımız da var. Ne, kısa vadede düşünüyor musunuz yoksa? Kısa vadede düşünmüyoruz çünkü öncesinde ben çalışmayı düşünüyorum. Ondan sonra inşallah neden olmasın. Murat.
Kılıç Harbiye konseri öncesinde kameralar önüne kot şort, siyah ayakkabı ve tişörtle çıktı. Biraz daha geri abi. Murat Dalkılıç kariyerinde ikinci kez Harbiye'ye çıktı. Mümkün oldukça elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Bu sene de geçen senenin birazcık daha iyisi. Her sene çünkü biliyorsunuz daha da tecrübeleniyoruz. Daha yeni şarkılarımız oluyor. Daha da işi kavruyoruz, anlıyoruz. O yüzden her sene birazcık daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üstüne bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Bu arada hoş geldiniz ya. Ne kadar tatlı arkadaşlarım var. Kayınvalidemle kayınpederim bile gelmiş, babam gelmiş falan. Acayip tatlı. O yüzden birazcık daha çok terliyorum şu an. Ceketten değil yani. Murat Dalkılıç eşi Merve Boluğur'la yeni albümünde bir düet yapmıştı. Bu şarkıyla ilgili değişik projeler varmış. Merve ile düet var. Onun dışında da bütün şarkılara çok güzel tepkiler geliyor. Bütün arkadaşlarım, müzisyen arkadaşlarım çok güzel, olumlu şeyler söylüyorlar. Yok, bugün o izlemeye geldi. İzleyici olarak gelmeyi tercih etti. İzleyecek, dinleyecek. Şu anda bilmiyorum. Ama ya da klip çeker misiniz? Zaten klip çekeceğiz tabii ki. Ben zaten bütün şarkılarıma klip çekiyorum. Bu şarkıyı da biz zaten hatıra olsun diye yaptık. Klip olmazsa hatırası bozulur. Olmaz. Murat Dalkılıç eşi Merve Boluğur'la birçok reklam filmi teklifi aldıklarını da söyledi. Devamlı hani ayrı ayrı kariyerlerimiz var bizim. Hani eğer bir şekilde birleşeceksek biz gerçekten hani doğru bir şey olması lazım. Hepimizin içine sinmesi lazım. Çok parayla alakalı bir mevzu değil bu. Yani işin kimyasının bizle uyması lazım. Sonuçta iyi bir şey olması lazım ki biz de böyle göğsümüzü gere gere o kimse onlar, onları temsil edelim. O yüzden şimdilik bekliyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Peki, son olarak yüksek kabul edeceksin. Tabii. Son Murat Dalkılıç'ın Harbiye konseri yaklaşık 3 saat sürdü.